Herkese merhabalar. Yepyeni bir seneye, yepyeni bir sınıfa başlıyoruz. 10. sınıftayız. Çok önemli bir sınıf çünkü 9 ve 10 üniversite sınavı TYT'nin %100'ünü oluşturuyor. 11-12 de AYT'nin %100'ünü oluşturuyor. Dolayısıyla şu anda öğreneceğimiz konular hem edebiyatta hem de diğer derslerde esasında sadece 10. sınıf için değil, ileride gireceğimiz sınavlar için de çok çok değerli. Peki bu sene ne öğreneceğiz arkadaşlar? Bu sene öğreneceğimiz konuların başında tabii ki hikaye, sonrasında geçen sene öğrendiğimizden biraz daha detaylı olarak şiir, destan, roman, tiyatro, anı, haber metni, gezi yazısı gibi konular var. Çok basit konular. Edebiyat zaten çok zor bir ders değil. Önemli olan ileride gireceğimiz bursluluk sınavı ya da okul yazıları ve daha da önemlisi üniversite sınavlarına başarılı olmak için mutlaka mutlaka Türk dilini iyi öğrenmemiz lazım. Nedir Türk dili? O da arkadaşlar kitap okumak. Kitap okuduğumuzda sadece ve sadece Türkçe kelime dağarcığımız gelişmiyor arkadaşlar. Kitap okuduğumuzda aynı zamanda dikkat ve odaklanma yeteneğimiz gelişiyor ve daha da önemlisi derslerden ve sınavlardan da daha da önemlisi arkadaşlar hayal gücümüz gelişiyor. Bakın burada Dostoyevski demiş ki: "Savcı yüzünü buruşturdu, Mitya başını salladı. Hayır hayır, boşuna uğraşmayın, bulaşmaya değmez zaten. Gereği kadar bulaştım size." dedi diyor. Şimdi ben bunu okurken zihnimde bir savcının yüzünü buruşturması canlanıyor. Ve aynı zamanda Mitya diye bir kişi canlanıyor. Yani ben hayal gücümü kullanıyorum. Ama bunu okumayıp bunun videosunu izlediğimde, filmini izlediğimde ne oluyor? Hayal gücüm ölüyor. Dolayısıyla bu hayal gücünün ölmesi bana sadece dersler için değil, günlük hayatımda ileride yapabileceğim yepyeni fikirler için de bir zarar veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar kitap okumak sadece edebiyat dersi için değil, ileride gireceğiniz sınavlar için de ki ÖSYM direkt kitap okumayan öğrencilerin başarısız olabileceği sınavlar hazırlıyor. Ve aynı zamanda farklı farklı fikirleriniz, hayalleriniz olabilir. Bunları da geliştirmeniz için kitap okumayı baştan size tavsiye ediyoruz. Şimdi peki hocam sadede gelin biz bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar 10. sınıf edebiyatta neler göreceğimizi hızlı bir şekilde göstereceğiz. Sonrasında 10. sınıf edebiyattaki video başlıklarımızı sizlere söyleyeceğiz. Çok basit, çok temel videolarımız var. Bunların her birini güzel güzel izleyeceksiniz. Ve inşallah edebiyatta en yüksek notları getirip ÖSYM'nin sınavları için yani ileride gireceğiniz AYT için de edebiyatı sağlama alıp inşallah başarı yolculuğunuza gümbür gümbür sağlam adımlarla devam edeceksiniz. Şimdi ilk konumuz edebiyata giriş. Son derece kebap, son derece kolay bir konu. Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisine bakacağız. Tarihin konusu insan, dinin konusu da insan. Edebiyatta insanı temel alması bağlamında bu branşlarla, bu bilimlerle ilişki içerisinde olacak. Türk edebiyatının tarih dönemlerine bakacağız. İslamiyet öncesi, İslamiyet'e geçiş dönemi, işte e, divan edebiyatı, halk edebiyatı, tanzimat, sert-i fecrati, ...Milli Edebiyat, Cumhuriyet dönemi Edebiyatı... ...bunları güzel güzel tekrar edeceğiz. Türkçe'nin tarihi gelişimine bakacağız. Türklerin yani bizlerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri göreceğiz. Ve yazım kuralları noktalama şartlarını... ...bir kez daha tekrar edeceğiz ki bunlar zaten... ...bizim ta ilkokul dörtten beri... ...gördüğümüz temel konu. İkinci konumuz, ikinci ünitemiz hikaye olacak. Dede Korkut hikayeleri çok çok önemli. 12 hikayeden oluşan bu hikayeler... ...üniversite sınavlarında da çıkıyor. Biz de olayların düz yazıyla konuşmaların şiirle anlatıldığı bu güzel hikayeleri öğreneceğiz ki hem kendi kültürümüze sahip çıkalım hem de ilerisi için bir yatırım yapalım. Halk hikayeleri cenknamelere bakacağız. Mesneviler yani beyitler şeklinde yazılmış uzun hikayelere bakacağız. A, A, B, B, C, C diye gidiyor. Hani mutlaka duymuşsunuzdur. Leyla ve Mecnun, Yusuf ve Züleyha. İşte bunlar hep mesnevi olacak. Tanzimat dönemindeki hikayelere ve milli edebiyat dönemindeki tamamen milliyetçi, vatanı, kurtuluş savaşını ele alan milli edebiyat hikayelerine bakacağız. Filmler zaten çok temel bir konu. Bunu da bir kez daha tekrar edeceğiz. Şiir ünitesine geldiğimizde koşuklar yani İslamiyet'ten önceki Türk şiiri ve aynı zamanda koşmalar yani halk edebiyatındaki şiir ve gazeller bunlar birbirinin devamı divan şiirini görmüş olacağız. Burada eski Türkçe olacak. Burada sade bir dille ta taze bir Türkçe olacak. Anlaşılır halk Türkçesi. Burada ise beyitlerle yazılmış, daha çok beyitlerle yazılmış böyle Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımı olan Osmanlıca dil olacak. Biraz daha ağır bir dil göreceğiz. İsim tanımları konusu da yine son derece basit bir konu olarak işleyeceğimiz konu olacak. Destana ve efsaneye baktığımızda destanların ulusal olduğunu, efsanelerin ise bir inanışı anlattığını öğreneceğiz. Çok kolay bir konu. Üniversitede bu konudan bazen sorular geliyor. O yüzden bu konuyu da mutlaka aradan çıkaracağız. Roman konusu çok çok değerli bir konu. 19. yüzyıl dünya edebiyatı romana bakacağız. Tanzimat dönemindeki romanların toplum için, sanat için yapıldığını, romantik açılarla yazıldığını göreceğiz. Sertifini döneminde sanat için sanat yapıldığı için sanatçıların realist ve naturalist çizgide yani gerçekçi bir şekilde romanlar yazdığını göreceğiz. Milli Edebiyat romanı ise az önceki gibi yine bayrakları asacağız ve Kurtuluş Savaşı'nı, vatanı, milliyetçileri aldığını göreceğiz arkadaşlar. Cümle çeşitleri zaten dünyanın en kolay konusu olduğunu biliyorsunuz. Nedir? Yüklem sondaysa kurallı. Yüklem sonda değilse devrik. Yüklem fiilse fiil cümlesi, i̇sim ise isim cümlesi. Yüklem Yoksa eksiltili cümle. Yüklemden başka içeride bir filmsi varsa birleşik cümle. Yüklemden başka ...filmsi falan yoksa basit cümle. Buna benzer çok kolay bir konuyu göreceğiz. Tiyatro konusu da yine üniversitede mutlaka bir soru geliyor ve bu sene ikinci dönem konuları arasında bizi en çok yoracak demeyelim de bizi en çok bilgiye boğacak konu olduğunu söyleyebiliriz. Burada geleneksel Türk tiyatrosuna bakacağız. Karagöz, orta oyunu, meddah çok çok önemli. Modern Türk tiyatrosu ve Tanzimat dönemindeki tiyatroya da mutlaka değineceğiz. Karagöz arkadaşlar saf hacivat akıllı. Orta oyununda da onlar etek kemiğe bürünüyor. Kavuklu saf pi akıllı. Aynı bunun gibi günümüzde de Kemal Sunal ve Şener Şen mantığı vardır. Yani Kemal Sunal saf Şener Şen biraz daha uyanıktır. Bu mantığın bize Tanguç Akademi'ye kadar nasıl yansıdığını sizlere göstereceğiz. Anıya baktığımızda çok kolay bir konu. Çok kısa bir video ile bunu da pekiştirip öğreneceğiz. Anının genel özellikleri, anının tarihsel gelişimi. Sertfünün döneminde Halis Ziya Uşaklıgil'in 40 yıl ve saray ve ötesi eserlerinin edebiyatımızın yazınsal değerdeki ilk anlar olduğunu sizlerle paylaşacağız. Haber metni çok kolay bir konu. 5D 1K kuralı üzerinden bunların ters piramit tekniğiyle yani en önemli kısmı en sona saklayarak nasıl haber metinleri yaptıklarını güzelce sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Gezi yazısında gezi yazısının genel özelliklerini, tarihsel gelişimini ve seyahatname yani divan edebiyatta buna seyahatname deniyor. Bunları göreceğiz. Tabii ki edebiyatımızda da çok değerli gezi yazarları var. Onların bazı eserlerinden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Peki biz nasıl çalışmalıyız? Birincisi konuları videolarımıza dikkatli bir şekilde izleyip öğrenmeniz gerekiyor. Ve sonrası sizlere biliyorsunuz ki sayısalda dinamo sayısal set, sözelde dinamo sözel setimiz var. Buradaki soru bankalarından mutlaka mutlaka sorular çözmenizi isteyeceğiz. Neden? Çünkü arkadaşlar burada tarihi coğrafya ve edebiyat var. Hemen edebiyatı göstermek istiyorum. Bir konu alakalı video izledikten sonra sizlere biz önce kazanımları veriyoruz. Yani çıktıları. Sonrasında edebiyatın tarih ve din ilişkisiyle alakalı bir örnek soru ve örnek çözüm var. Sonrasında bununla alakalı sorularımız var. Ardından tarama testlerimiz var. Her bir konu başlığında bunları sizlere gösterdikten sonra böyle güzel güzel her birini gösterdikten sonra tarama testlerimiz geliyor ve ardından ...ÖSM tarz sorular var. Ne ÖSYM'si hocam? E dedik ya 9 ve 10 TYT. O zaman TET'nin yarısı, onun sınıf konuları ise burada da çıkabilecek soruları sizlere göstereceğiz. Ve tabii ki yazılı sorularımız da var. Bunları da güzel güzel çözdüğünüzde hem yazılılarınız için hem de ileride gireceğiniz üniversite sınavları için doğru bir yatırım yapmış olacaksınız. Milliyetin Bakanlığı kitaplarındaki metin incelemelerine mutlaka önem verin. Belli aralıklarla konuları tekrar edin arkadaşlar. Yazılılar çok önemli bir fırsat olacak. Burada çok güzel tekrarlar yapacağız. Ve notlarınızı da gözden geçirin ki bu notlar ileride... TYT ve AYT için de sizin en büyük yardımcılarınız olacak. Ve en başta söylediğimizi bir kez daha söylüyoruz. Günde en az 15-20 dakika belki daha fazla kitap okumanız sadece Türkçe Edebiyat dersi için değil... Diğer dersler için de hayat içinde yani hayal kurabilmeniz ve fikirler üretebilmeniz için de çok çok değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler sizlere güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın ve inşallah onun sınıfı mükemmel bir şekilde başarıdan başarıya kaçalım. Hadi bakalım görüşmek üzere.